Arkadaşlar, sistem eğitimi Science, Technology, Engineering, Mathematics kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimeleri Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman disiplinler arası bir eğitim. Temel amacı da öğrencilere gerçek dünya problemlerini çözmeyi öğretmek. Bu anlamda nedir sistem eğitimi dersek, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini bir araya getiren bir yaklaşım. Bu yaklaşımda bu dersler bir araya geliyor, aralarındaki ayrım ortadan kaldırılıyor ve anaokulundan üniversiteye kadar bu eğitim yaklaşımıyla sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Yani öğrenciler buluş yapabilme, araştırma, sorgulama, üretme becerileri geliştirilmeye çalışılıyor. Sadece ders konularını öğrenmek değil ya da soru çözmeyi öğrenmek değil. Bu öğrendiği bilgilerle gerçek dünya problemlerini çözebilen, araştıran, üreten bir nesil yetiştirmek. Yani aktif biçimde öğrenen, aktif biçimde çalışan, çalışmayı öğrenen bir nesil yetiştirmeyi temel olarak hedefliyor. Öğrencilerin sistem alanında tabii temel iki tane önemli amacı var. Öğrencilerin sistem alanlarında eğitim görmeye ve sistem mesleklerini seçmeye yönelik ilgi ve isteklerini arttırmak birinci temel amaç. Bu da üniversitede öğrencilerin disiplinler arası alanları seçmeye yönlendirmeyi amaçlıyor. Disiplinler arası sistem yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik meslek alanlarını seçme ve bu alanlarla ilişkili olarak onların isteklerini arttırmak, yeteneklerini ortaya çıkartmayı amaçlıyor. Ya böyle bu amaçla faaliyetler yapıyorsanız bu sistem eğitimi faaliyetlerinin içine giriyor arkadaşlar. İkinci önemli amaçlarından birisi de gerçek dünya problemlerini disiplinler arası sistem yaklaşımıyla çözebilme yeteneğini kazanan geleceğin iş gücünü yetiştirmek. Yani bu şu anlama geliyor. Öğrenciler disiplinler arası fen, teknoloji, mühendislik, matematik bilgilerini birleştirerek gerçek dünya problemlerini çözebilme yeteneği kazandırmaya çalışmak temel amaçlardan birisi de. Böylelikle de gelecekte ihtiyaç duyulan farklı disiplinleri bir araya getirerek gerçek dünya problemlerini çözmeye hedefleyen, çözmeye çalışan bir nesil yetiştirmek. Şimdi bu gerçek dünya problemleri dediğimiz zaman şimdi deniyor ki işte derslerde öğrenciler problemler çözüyor. Yani gerçek dünya problemleriyle o çözülen problemler arasında bir fark var mı? Var arkadaşlar. Şimdi disiplinler birbirlerinden ayrı öğretildiğinde öğrencilerin derste öğrendikleri, derste çözmeye çalıştıkları problemler soyutlaşıyor. Soyut problemler çözmeye çalışıyorlar. Birbirinden gerçek dünyadan biraz soyutlanıyor. Örneğin matematik problemleri soyutlanıyor. Gerçek dünyadan fen problemleri soyutlanıyor. Ve alan alan problem çözmeye başlıyor öğrenciler. Bunu ortadan kaldırmak için biz öğrencilerimizi gerçek dünya problemlerini çözmeye yönlendirmeliyiz diyoruz sistem eğitiminde. Gerçek dünya problemleriyle soyut çözülen problemler arasında farklılık var. Öğrenciler gerçek dünya ile ilişkilendiremiyor derste öğrendiklerini. Gerçek dünyada ne işe yarayacağını sorgulamaya başlıyorlar. Sistem eğitimin amaçlarına devam edersek, sistem eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları arasındaki geleneksel engelleri ortadan kaldırır demiştik. Kaldırmayı amaçlıyor. Bütünleşik bir meta disipline dönüşüm. Yani bunların arasında ayrım yok diye düşünmesi gerekiyor öğrencilerin. Bu dersler arasında biz eğer gerçek dünya problemlerini çözmeye çalışıyorsak bu disiplinleri bütünleştirmeliyiz. Siz de buna benzer projeler yapıyorsanız, öğrencilerinize yaptırıyorsanız gerçek dünya problemlerini çözmeye yönelik farklı disiplinleri bütünleştirerek çözmeye çalışıyorsa öğrenciler sistem eğitim projeleri yapıyorsunuz demektir. Öğrenciler sistem eğitiminde derste öğrendikleri mevcut fen, matematik bilgisi ve teknolojileri kullanarak gerçek dünya sorunlarına yenilikçi çözümler uygularlar ve burada da mühendislik tasarım sürecine odaklanırlar. Sistemin temel amaçlarından birisi de öğrencilerin mühendislik becerilerini, bilim insanlığı becerilerini geliştirmek.
STEM eğitimi büyük ölçüde gerçek dünyadaki sorunlara yaratıcı çözümler tasarlamaktan ibarettir. Nedir gerçek dünya sorunları, problemleri? Arkadaşlar örnek verirsek mesela susuzluk, su sıkıntılısı, suya ulaşmakta zorlanma, su sıkıntısı çekmeye başladık. Kuraklık problemi var. Onun dışında depremler var, orman yangınları var. Bunun gibi erozyon gibi problemler var. Denizler kirleniyor, denizlerin kirliliği var. Bunun gibi gerçek dünya problemlerini çocukların tespit edebilmesi, yani farkına varması önemlidir diyor sistem eğitimi. Ve öğrenciler bu gerçek dünya problemlerini çözmek için disiplinler arası sistem tasarımı bağlamında öğrendiğinde de derslerinde öğrendikleri fen, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinin gerçek etkisini daha net görebilirler. Bu tür bir problem çözme ortamında öğrenciler bu öğrendiklerimi gerçek hayatta ne zaman kullanacağım gibi sorular sormazlar. Çünkü çoğunlukla öğrenciler ilişkilendiremiyor. Öğrendiği bilgilerle gerçek dünyayı ilişkilendiremiyor. Bu nedenle de sorun yaşıyorlar. Niye öğreniyoruz diyorlar. Gerçek dünyayla ilişkilendiremedikleri için. Aslında hepsinin gerçek dünyayla ilişkisi var ama birbirlerinden ayrıldığı için disiplinler gerçek dünyadan korkuyorlar. Ve bu bilgileri ne zaman kullanacağım gibi sorular sormazlar ve öğrendikleri bilgileri gerçek hayat problemlerini çözmek için kullandıklarında yeteneklerini uygulama fırsatı bulabilirler. Arkadaşlar öğrencilere mesela bir kartondan köprü bile yaptırıyor olsanız, mesela bir suyun üzerinden geçme gibi böyle bir problemi çözmek için karton ve atık malzemeleri de kullanarak yapabilirsiniz sistem eğitimlerini. Kartondan köprü yapsanız, pipetlerden köprü yaptırırsanız bile öğrenciler matematiği, feni, teknolojiyi, mühendisliği bu köprüyü yaparken kullanacaklar ve derslerinde matematik derslerinin ne işe yaradığını da daha iyi anlamış olacaklardır. Derste öğrendikleri bilgilerin. Öğrencilerden ne bekliyoruz biz sistem eğitiminde? Bir kere sadece pasif dinleyici olmalarını istemiyoruz. Yani pasif biçimde aktif olmalarını istiyoruz. Pasif biçimde ders dinleyen, formülleri öğrenen, öğrendiği formülleri uygulayan bir konumda olmalarını istemiyoruz. Sadece içerik öğrenmekten çok aktif biçimde çalışan, proje gerçek dünyaları problemlerini çözmek için proje tabanlı öğrenme etkinlikleri, sorgulama, araştırma yapma, üretime ve yeni buluşlar yapmaya yönlendirme var sistem eğitiminde öğrencilere. Öğrencilerimiz aktif. Aktif biçimde araştırıyor, sorguluyor, buluşlar yapmaya çalışıyor, sorun çözmeye çalışıyorlar. Eğer böyle öğrencilerinize sorun çözme projeleri yaptırıyorsanız, siz de bir sistem eğitimi projesi yapıyorsunuz demektir. Biraz önce söylediğimiz gibi dünyada belki milyonlarca problem var. Denizlerin kirliliği, gelecekte öğrencilerimiz bu tür problemlerle daha çok uğraşacaklar. O yüzden sistem eğitimi önemli arkadaşlar. Mesela burada öğrenciler bir deterjan geliştiriyor olabilirler. Hangi sorunu çözmek için? Belki çamaşırları daha iyi yıkamak için, çamaşırdaki yağ lekelerini daha iyi çıkartmak için çalışıyor olabilirler. Böyle bir etkinlik yaptırıyorsanız öğrencilere sistem eğitimi etkinliği yaptırıyorsunuz. Çünkü bir gerçek dünya problemini çözmeye çalışıyorlar. Mesela çamaşırdaki lekeleri çıkartmak için önce soru oluşturuyorlar. Diyorlar ki biz çamaşırlardaki lekeleri çıkartmak için nasıl bir deterjan malzemesi, kimyasal malzeme üretebiliriz? Bunu üretmek için sorularını oluşturuyorlar. Gerçek dünya problemi belirliyorlar. Yani bu ürün buluş tasarlıyorlar. Ürünlerini test etme var. Sonuç çıkartma var. Değerlendirme var. Değerlendirip ne kadar başarılı olduklarını deterjan yaparken paylaşma var. Yeniden düşünme, daha iyi deterjan nasıl geliştirebiliriz? Bunu düşünme var. Çocuklar gördüğünüz gibi aktif biçimde sorguluyor, araştırıyor, literatür tarıyor, yeniden buluş yapmak için tasarlıyor ve aktif biçimde bu sorunları çözmeye çalışıyorlar. Yani sistem eğitiminin de temel amacı bu. Öğrencilerimiz aktif. Aktif biçimde proje yapıyor.
Bu anlamda da e-twinning çok güzel bir ortam sağlıyor arkadaşlar. E-twinning portalında çok güzel sistem eğitimi etkinlikleri yapabilirsiniz. Gerçek dünya problemlerini çözmeye yönelik öğrencileri yönlendirebilirsiniz. Peki öğretmenlerimizden neler bekleniyor? Sistem eğitimi projeleri organize etmeli ve geliştirmeli diyoruz öğretmenlerimizin. Yani projeler geliştirmeli öğrenciler için. Öğrencileri grup halinde çalışmaya, proje geliştirmeye yönlendirmelidir öğretmenlerimiz. Sistem ile ilgili eğitimlere katılmalı öğretmenlerimiz, yenilikleri takip etmeli, yol gösterici olmalı. Yani eğitim etkinliklerine mutlaka katılın arkadaşlar. Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini işbirliği, problem çözme ve benzeri teknolojiler kullanarak geliştirmeli. Öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri proje ortamlarında gelişir. Sistem de zaten proje ortamını destekliyor. Proje yaptırılması isteniyor öğrencilerden. Öğrenciler proje yaparken de bir işbirliği yapmayı, problem çözmeyi, iletişim kurmayı, yaratıcılık becerilerini, kritik düşünme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeli arkadaşlar. Okul yönetimi ve ailelerle koordineli bir şekilde çalışmak da önemli. Okul yönetimini ve aileleri tabii siz bu konuda da tecrübelisinizdir. Öğrenciler proje yaparken onları da mutlaka bilgilendirin. Okul yönetiminizi tarafınıza çekin. Aileleri tarafınıza sizi desteklemeleri için ikna edin arkadaşlar. İkna etmeye çalışın elinizden geldiğince. Ve onları bu konularda bilgilendirin yaptığınız sistem eğitimiyle ilişkili olarak. Ve mutlaka paylaşımcı olun. Yaptığınız sistem eğitimi etkinlikleriyle ilgili sonuçları ve aktiviteleri sosyal medya üzerinden de mutlaka paylaşmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Yani bizde Scientix Türkiye Facebook grubu var. Biraz sonra göstereceğim o Facebook grubunu. Onu kullanabilirsiniz. Sistem okul etiketini almak istiyorsanız okulunuza, eğer böyle sistem projeleri yapıyorsanız okulunuzda öğrenciler gruplar halinde çalışıyor, gerçek dünya problemlerini çözmek için fikirler geliştiriyor, birbirleriyle yardımlaşıyor, iletişim kuruyor vesaire bu tür çalışmalar yapıyorlarsa sizler de okulunuza sistem okul etiketi alabilirsiniz. Ekranımı paylaştım. Şimdi arkadaşlar burada sistem okul etiketi almak için okulunuzda sistem eğitimi etkinlikleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Sistem okul etiketinin web sayfasına onları da bahsedeceğim. Okullarınızı çevrim içi bir öz değerlendirme aracılığıyla değerlendirmeniz gerekiyor sistem okul etiketi alabilmeniz için. 21 tane ana kriter var. 21 ana kritere göre okulunuzu değerlendirebilirsiniz. Bu kriterleri bahsedeceğim şimdi. Okulunuzda 21 ana kritere yönelik etkinlik yapıyorsanız okulunuzda sistem okul etiketi alabilirsiniz. Bu kriterler nelerdir? 7 ana alan var. Öğretim yöntemi, öğretim programı, ölçme değerlendirme, mesleki gelişim, okul liderliği ve kültürü, okul altyapısı, paydaşlarla işbirliği. Burada arkadaşlar öğrenmenin bireyselleşmiş öğretim yönteminde öğrencilere probleme ve projeye dayalı etkinlik yaptırıyorsanız, biraz önce örnekte olduğu gibi öğrenciler projeler yapıyorsa, gerçek dünya problemlerini çözmek için etkinlikler yapıyorsa bunlarla başvurabilirsiniz. Kanıtlar oluşturmanız lazım, resimler çekmeniz vesaire. Bununla ilgili açıklamalar sunmanız gerekiyor siteye. Sorgulamaya dayalı fen eğitim sorguluyorsa öğrenciler konuları. Bunlarla ilgili etkinliklerinizle okulunuzu sistem okul etiketi alabilirsiniz. Öğretim programınız disiplinler arası öğretim programı uyguluyorsanız okulunuzda birkaç öğretmen bir araya gelip fen, teknoloji, mühendislik, matematik disiplinlerini birleştirerek bir etkinlik de yapabilirsiniz. Ve gerçek hayat problemleriyle ilişkilendirilmiş bir fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi gerçekleştiriyorsanız, yani biraz önce örnekte gösterildiği gibi bir gerçek dünya problemini, çeşitli gerçek dünya problemlerini öğrenciler çözmeye çalışıyorlarsa,
Mesleki gelişim olarak okulunuzda böyle eğitimler düzenleniyorsa, sistemde iyi eğitimli öğretmenler, idareciler, pedagojik personel mesleki gelişim eğitimleri alıyorsa, bunları kanıtlıyorsanız, tabii sistem eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinler arası eğitim alanında, ölçme değerlendirmede öğrencilerin yeteneklerini belirleyici, bireyselleştirilmiş ölçme, öğrencilerin bilime, teknolojiye, mühendisliğe yeteneklerini ölçücü proje tabanlı öğrenme ortamında etkinlikler yapıyorsanız bunları kanıtlayabilirsiniz. Okul liderliği ve kültürü alanında da okul liderliğinde de okul personeli arasında yüksek düzeyde işbirliği varsa okul idaresiyle öğretmenler arasında, öğretmenler sistem eğitimini, disiplin arası eğitimi gerçekleştirmek için işbirliği kuruyorsa ve herkes bu sürece dahil oluyorsa, birbirleriyle yardımlaşan bir öğretmen grubu varsa bu da bu şekilde arkadaşlar, bunu da kanıtlayabilirsiniz bu kriterlere uygun diye. Paydaşlarla işbirliği yapmak da önemli. Yani ailelerle, diğer okullar, üniversitelerle, araştırma kuruluşlarıyla, sistem eğitimiyle ilişkili olarak mühendis aileler, bilim insanı velisi olan öğrencileri, öğrencilerin velilerini okula davet ederek ya da endüstriden bir fabrika ziyareti vesaire yaptırarak öğrenciler sistem mesleklerine yönelme konusunda, bilim, teknoloji, mühendislik mesleklerine yönelme konusunda etkinlikler de yaptırabilirsiniz. Bunları kanıtlayabilirsiniz. Ve okul altyapısı olarak da okulunuzda sistem ile ilgili malzemelere, ders materyallerine ulaşım varsa bu da bir kanıt olarak sunabilirsiniz. Okulunuzda bir sınıf oluşturulabilir. Örneğin sistem sınıfı oluşturulabilir. Burada arkadaşlar illa çok pahalı malzemelere gerek yok. Kartonlar, yapıştırıcı, atık malzemelerle de birçok sistem eğitimi etkinliği gerçekleştirilebiliyor. Bunları da malzemelerinizi de bu şekilde bir sınıf oluşturarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu kriterlerden bir ya da birkaçına sahip olmakla mesleki gelişim ya da öğretim yönteminde etkinlikleriniz varsa okulunuza sistem okul etiketi alabiliyorsunuz. Üç ana etiket var. Birincisi competent etiketi, yetkili etiketi bu, giriş etiketi. Bunu çoğunlukla okullar alıyor. Bir iki kritere uygun olarak faaliyetleri varsa alıyorlar. İkinci düzey etiket proficient, yetkin etiketi. Bunu alan okullarımız çok fazla yok. 2-3 okulumuz aldı şimdiye kadar. Competent etiketini şu anda 649 okulumuzda var Türkiye çapında. Expert etiketi ise uzman etiketi. Henüz bu etiketi alan dünyada da pek okul yok. Yani Avrupa'da da yok. Peki nasıl etiket alacaksınız? Bir kere sistem okul etiketi sitesine kayıt olmanız gerekiyor. Pardon. Kayıt oluyorsunuz. Bunlarla ilişkili videolarımız da var. Onları da göstereceğim şimdi birazdan. Okuldaki diğer idareci ve öğretmenlerle görüşüp onların da desteğini alarak okulunuzda siteye üye olmanız gerekiyor. Siteye üye olduktan sonra da anketlere cevap vermeniz gerekiyor. Okul uygulama kanıtları, biraz önce göstermiş olduğumuz kriterleri kanıtlayıcı materyaller, resimler, videolar, açıklamalar göndermeniz gerekiyor. Foruma katılabilirsiniz. Forumlar var içeride. Puan alıyorsunuz. Durum çalışmalarınız varsa sistem eğitimiyle ilgili yapmış olduğunuz faaliyetleri de orada kanıtlayabilirsiniz. Bütün kanıtlarınızı yükledikten sonra değerlendirme formu, öz değerlendirme formunuzu oluşturuyorsunuz. Tabi oluştururken de diğer öğretmenlerle ve idarecilerle destek alarak hep birlikte doldurun formu ve bir etiket için başvurabilirsiniz. Formu doldurduktan sonra bir değerlendirme süreci var. Size geri bildirim sunuyorlar. Eğer etiket alamazsanız 3 ay sonra bir daha başvurabilirsiniz. Ama ilk etiketi aldıysanız geçerlilik süresi 12 ay. Yaptığınız etkinliklerin kalitesini arttırarak diğer etiketlere ulaşabilirsiniz. Çalışarak diğer etiketler için de başvuru yapabilirsiniz. Ama proficient ile expert etiketi aldıysanız bu okulunuz için 18 aylık geçerlilik süresi vardır demektir. 18 aydan sonra da yeniden başvurmanız gerekiyor. Kısaca özetlersek önce siteye http://sistemschoollabel.eu adresine okulunuzun kaydını yaptırmanız gerekiyor.
Okulda işte kriterlere uygun, bu yukarıda belirtmiş olduğum kriterlere uygun kanıtlarınızı sunmanız, durum çalışmalarınızı sunmanız gerekiyor. Kanıtlarınızın tamamını yükledikten sonra öz değerlendirme formunu doldurun. Yani değerlendiriyor. Sizi bu kriterlere göre kendi kendinizi değerlendiriyorsunuz. Ve sonra okulunuza bir etiket alınıyor ve diğer etiketlere geçmek için de Competent Proficient ya da Expert etiketlerinin Competent ilk etiket, Proficient ve Expert etiketine geçmek için de kişiselleştirilmiş geri bildirim alıyorsunuz arkadaşlar. Öz değerlendirme formunu teslim ettikten sonra yeniden gönderemiyorsunuz. O yüzden çok dikkatli doldurmanız gerekiyor. Yani etiket alamazsanız 3 ay sonra, 3 ay bekleyip 3 ay sonra bir daha göndermeniz gerekiyor. Durum çalışmaları, aylık anketler, kanıtlar vesaire öz değerlendirme formunu göndermeden en az 7 iş günü önce gönderilmesi gerekiyor. Çünkü hepsi değerlendirmeye alınıyor. Okul uygulama kanıtı nedir dersek arkadaşlar okul uygulama kanıtı öz değerlendirme formunda yer alan biraz önce de listede göstermiş olduğum birden fazla bir ya da birden fazla sistem okulu kriterine ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili okulda yapılan etkinliklerin kanıtını sağlıyor. Okul uygulama kanıtı İngilizce dilinde tüm temel bilgileri içeren sistem etkinlikleriyle ilgili çok iyi bir açıklama istiyor tabii yaptığınız etkinlikle ilgili web bağlantısı da içerebilir. İngilizce olması isteniyor, İngilizce dilinde yazmanız isteniyor ama herhangi bir dilde olabilen basın küpürleri videolar, fotoğraflar da kullanabilirsiniz. Yani Türkçe sertifika mesela sistem eğitime katılım sertifikanız Türkçe ise bunu kullanabiliyorsunuz. Sitenin adresi sistemschoollabel.eu adresi, e-mail adresi sistemschoollabel.eu adresinden bağlanabilirsiniz. Ben ayrıca size hani burada şimdi çok detaylı açıklayamadım. Bunun detaylı açıklamaları bizim Scientix Türkiye YouTube kanalımızda var. Ben onu Scientix Türkiye YouTube kanalımızı açayım size. Yeniden ekranı paylaşıyorum. Bunu indirdik. Şimdi arkadaşlar Google'da Scientix Türkiye YouTube kanalı diye yazarsanız Scientix Türkiye YouTube kanalının linki çıkıyor. Scientix Türkiye YouTube. Buraya girdiğimiz zaman, tıkladığınız zaman videolarımız var. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz webinarlarla ilişkili videos kısmına tıklıyoruz. Burada çok detaylı bir şekilde kanıt nasıl yüklenir, kriterler nedir, sistem okul etiketi portal araçları nasıl kullanılır, bununla ilişkili çok detaylı puanlar nasıl aldığınızla ilişkili detaylı arkadaşlar videolar var. Mesela bu sistem okul etiketi videosu var. Bunu detay inceleyebilirsiniz. Ceyda Hoca'nın hazırladığı işte aşağıda 24 dakikalık sistem okul etiketi portal araçları videosu var. Burada çok detaylı anlatılıyor. Mesela sistem okul etiketi öz değerlendirme formunun doldurulması ve eylem planı ile ilgili 1 saatlik video var. Bunları mutlaka izleyin derim. Çok detaylı anlatılıyor burada, buralarda, bu videolarda. Nasıl başvuruyorsunuz, nasıl kanıt yüklüyorsunuz hepsini bu videolardan öğrenebilirsiniz. Ceyda Hocam'la İpek Hoca'nın hazırladığı diğer bir video var. 11 ay önce göndermişiz. Ve ayrıca öğretmenlerin yaptığı sistem eğitimi projeleriyle ilişkili videolar da var. Bunlara da ulaşabilirsiniz. 5E planı, sistem öğrenme senaryosu nasıl hazırlanır, sistem okul etiketi nasıl alınır vesaire. Bunlarla ilişkili birçok videoya da buradan ulaşabilirsiniz. Ben hani bu kanalı mutlaka ulaşmanızı tavsiye ediyorum. Sistem okul etiketi ile ilgili çok detaylı videolar var. Yani yaklaşık 24 dakika sistem okul etiketi anlatılmış. Burada portal anlatılmış. 49 dakika, 50 dakika anlatılıyor. Ve puanlar da anlatılıyor. Nasıl puan alındığı, nasıl her en ince detayına kadar anlatılıyor arkadaşlar. Bunu öneriyorum. Bir de ayrıca Scientix Türkiye Facebook grubumuz var. Scientix Türkiye Facebook grubundan da
Yaklaşık burada 14 bin öğretmenimiz üye. Scientix Türkiye Facebook grubuna da kayıt olabilirsiniz. Mesela burada duyurular yapıyoruz etkinliklerimizle ilişkili. İşte bugün yaptığımız eğitimle alakalı, sistem eğitimiyle alakalı etkinliğimiz de var. Sizinle yaptığımız. Öğretmenler paylaşımlarda bulunuyorlar. Bunların paylaşımlarını takip edebilirsiniz. Sistem temel seviye eğitimleri düzenlendiği. Mesela işte şu anda 649 okulumuz Sistem Competent Table etiketi almış diyoruz. Bunlara üye olabilirsiniz. Bu siteye üye olabilirsiniz. Siz de paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Mesela diğer bir öğretmenimiz de sistem eğitimi etkinliğini videosunu paylaşıyor. Gördüğünüz gibi burada birçok materyal var. 14 bin üyemiz var. Siz de şimdi isterseniz üye olabilirsiniz. Ben bu şekilde YouTube kanalımızı mutlaka takip edin. YouTube kanalında dediğim gibi detaylı açıklamalar var. Öncesinde biz birlikte bir projeye başladık arkadaşlarımızla Eylül-Ekim ayında. STEM projesi. Tabii STEM hakkında çok detaylı bir bilgiye sahip değildik ama ben daha öncesinde sizi dinlemiştim biraz başka webinarlarda. Biraz da kendim araştırdım ve bir proje oluşturduk ama şimdi sizi dinledikten sonra doğru yolda olduğumuzu görüyorum. Bundan 15 gün önce de ilçemizde Milli Eğitim'in açmış olduğu hizmet içi eğitime de katıldım. Biraz projemizden bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun, buyurun hocam. Bizim de projemiz Teknoloji Sistem Eğitiminde projemizin ismi. Biz fen bilgisi konularından özellikle fen dersimizle entegre ettik ve bu yılki 6 temamızdan 4 tanesini öğrencilerimizi anketle seçtirdik. Bir önce onu belirlemelerini istedik. Sonrasında konularımız belli olduktan sonra ilk konumuz 5 duyu organımızdı. Bir tane örnek göstermek istiyorum. Biz çocuklara önce derste onların ilgilerini çekebilmek adına animasyon oluşturduk biz öğretmenler. Önce o animasyonları çocuklarımıza izlettik. Çocuklar, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derse uzay hakkında bir araştırma yapıp gelmenizi istiyorum. Ses geliyor mu? Bakalım, kolay gelsin. Geliyor. Çok sesli. Dikkatimi toplayamıyorum. Camları kapatmalıyım. Camları da kapattım. Hala çok ses var. Buna bir çözüm bulmalıyım. Bu şekilde önce animasyonu izlettik ve çocukların buradaki teknocanın probleminin ne olduğunu bulmalarını istedik onlardan. Sonrasında onların çözüm önerilerini aldık. Onu da yine bir Webiki aracıyla gerçekleştirdik. Çocuklar, izlediğiniz animasyonda teknocanın bir problemi vardı. Sizce bu problem neydi? Öğretmenim, teknocan gürültüden ders çalışamıyor. O halde çocuklar, teknocanın bu sorununa nasıl bir çözüm bulabiliriz? Öğretmenim, ses yalıtımı yapabiliriz. Peki çocuklar, bu yalıtım için hangi malzemeleri kullanabiliriz acaba? Öğretmenim, bence köpük kullanılabilir. Irmak. Yumurta kartonu da kullanılabilir. Kumaş kullanabiliriz. Öğretmenim, sünger de kullanabiliriz. Teşekkür ederim, harikasınız çocuklar. Hadi bakalım, o zaman maketinizi yapmaya başlayınız. Bu şekilde çocukların çözüm önerilerini aldıktan sonra onların malzemelerini getirip sınıfta maketlerini oluşturmalarını istedik. Bu şekilde çalışmalarını derledik. Sınıfta çalıştılar.
sonrasında yaptığımız bu çalışmaları test ettik. Evet Tekno Hoca'nın gürültü yüzünden ders çalışamama problemine arkadaşlarınız onun evine yalıtarak çözüm bulmuşlar. Bakalım gerçekten işe yaramış mı? Bir dinleyelim. Dışarıya gürültü gelecek mi, gelmeyecek mi? Sonrasında çocuklarımıza birkaç soruyla da onların bu süreci değerlendirmelerini istedik. Bir de Kahoot'la oyun oynattık onlara. Çok güzel olmuş. Evet, doğru yaptık mı acaba? Sizin görüşünüzü alalım. Çok güzel olmuş. Eksiğimiz nedir? Var mı bir eksiğimiz? Eksiğimiz yok, güzel olmuş. Yani öğrenciler bir gerçek dünya problemi belirlemişler. Ses evet. Problemi var. Gürültüden ders çalışamıyor. Gerçek dünya gürültüden her zaman sorun oluyor zaten. Gürültü sorununu çözmek için de yalıtım düşünmüşler. Yalıtım yapmışlar. Maketlerinizi hazırlamışsınız. Güzel evet. Prototipler hazırlanmış. Çok güzel arkadaşlar. Yani beğendim ben. Artık projemizin sonuna geldik. Böyle 4 tane temamızda çocuklarla çalıştık. Birinde ev maketi tasarladık. Birinde maddeler konusunda çocuklar kaymayan ayakkabı tasarımı yaptılar. 3. temamızda bitki yetiştirme vardı. Canlılar dünyasıydı konumuz. Orada bitki yetiştirilememe bir problemi vardı. Bitki yetiştirmeyle ilgili bir çalışma yaptılar. Böyle çalışmalarla projemizi tamamlamak üzereyiz. Çok güzel olmuş. Ben tebrik ederim. Öğrencileri gerçek dünya problemlerine yönlendirmişsiniz. Gerçek dünya problemlerini tespit etmeye yönlendirmişsiniz. Çocuklar onları çözmek için grup halinde çalışmışlar. Evet. Grup halinde çalışarak prototipler, materyaller üretmişler. Çok güzel, tebrik ederim. Yani çok teşekkür güzel yapmışlar. Teşekkür ederiz.